Allah-u Teala'nın bizlere birçok buyruğu var. Bunlar gerek Kitab-ı Mübin'de, gerek Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarıyla sahabe-i kiram ve ondan sonra gelen tabi'in, tebe-i tabi'in ve selef-i salihin büyüklerimiz tarafından bizlere aktarılmış. Biliyorsunuz insan birçok yönüyle yaratılmış bütün varlıklardan çok daha farklı, eşrefi mahlukat olarak yaratılmış. Kainatta yaratılmışlar içinde insandan daha şerefli, daha mükemmel, daha kabiliyetli bir yaratılmış yok. Buna rağmen yaratılmış, yaratık. Biz hepimiz birer yaratılmışız. Allah-u Teala'nın kullarıyız. Dolayısıyla birçok ihtiyaçlarımız var. Sayısız ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı gören kim? Rabbül Alemin. Her şeyiyle bildiğimiz, bilmediğimiz, sayabildiğimiz, sayamadığımız birçok ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızın birisi de yetersiz kaldığımız konularda, ki birçok konuda yetersiziz, yapacağımız işlerde, aklımızın yetmediği hususlarda, karar vermekte tereddüt ettiğimiz noktalarda danışmak, birileriyle istişare etmek, birilerinin fikrini almak, birilerinin yönlendirmesine tabi olmak gibi bir ihtiyacımız var. Bu büyük bir ihtiyaç. En basitinden insan hasta olduğunda, ciddi bir hastalığı varsa eğer, öyle basit bir şey değilse, daha önce hastalığı yaşamış, onunla ilgili operasyon geçirmiş ve bunda başarılı olmuş, sıhhatine kavuşmuş insanlarla tanışıp onlardan fikir edinmeye ihtiyacı duyarız. Onlardan hangi doktora gittiklerini, nasıl bir tedavi uygulandığını, hangi doktorun daha bu işin ehli olduğunu sorup öğrenmeye çalışırız. Bu nedir? Bir istişaredir. Bunda olduğu gibi, bu örnekte olduğu gibi hayatımızın her safhasında bizim danışmaya, karşılıklı fikir alışverişine ihtiyacımız var. Bir beşer olarak. Hani dedik ya birçok ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlarımızdan en önemlilerinden birisi de istişare etmek. Dolayısıyla tahmin edeceğiniz gibi bugünkü konumuz, sohbetimizin konusu bir bilene danışmak. Yani istişare etmek. İstişarenin kelime anlamı şu kurbanım. İstişare kelimesi Arapçadan Türkçemize geçmiş bir kelime. Danışmak, görüş alışverişinde bulunmak, fikir almak, ekip ruhuyla bir heyet olarak hareket etmek, konuşup görüşerek bazı hususlarda bir takım kararlar almak, en doğru kararı almaya çalışmak, en isabetli fikri bulmaya çalışmak anlamlarına geliyor. Yine Arapça bir kelime olması hasebiyle aynı kökten türemiş başka kelimeler de var. Türkçemizde yerleşmiş. Mesela şura. Şura nedir? Danışma heyeti, danışma meclisi. Ne diyoruz mesela? Yüksek askeri şura. Ne yapıyor bunlar? Yüksek askeri mevkideki komutanlar kendi alanlarıyla ilgili konuları istişare ediyorlar. Yüksek askeri şura bir örnek. Yine danışmak. Yani müşavir. Müşavir kelimesine yine danışman. Meşveret etmek. Yine istişare etmek anlamında. Türetilmiş birçok kelime var ve Türkçemizde de kullanıyoruz. Artık Türkçeleşmiş. Ne anlama geldiğini biliyoruz. İstişarenin amacı az önce de bahsetmeye çalıştığımız gibi herhangi bir konuda en doğru metodu, en doğru yöntemi, hedefimize veya çözmek istediğimiz probleme neyse, yapmak istediğimiz iş neyse, onunla alakalı en isabetli çözümü, en isabetli kararı, en doğru yöntemi, en kısa yöntemi, en kısa yolu arttırabiliriz bunu. Bulmak için, elde etmek için bu işin ehli olan kişilerle, ehli olduğunu düşündüğümüz kişilerle, bu işe liyakatlı olduğunu düşündüğümüz ve inandığımız kişilerle konuşmak, onların fikirlerini almak. Bu konuda uzman olan, ahlakına güvendiğimiz, edebine güvendiğimiz insanlardan fikir almak, yardım istemek. Hani eksiyiz ya, hepimiz eksiyiz. Yine bir laf vardır biliyorsunuz, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Küle muhtaç olunur mu? Olunur. İhtiyaç olur. Yeri gelir olunur. İstişare ise çok büyük bir ihtiyaç. Her işi insanın tek başına karar vermesi mümkün değil.
her konuda bir insanın uzman olması mümkün değil. Bir insan terzilikte uzman olabilir ama marangozlukta uzman olamaz. Tıpta uzman olabilir ama avukatlıkta uzman, hukukta uzman olamaz. Efendim, balıkçılıkta uzman olur ama demircilikte uzman olamaz. Dolayısıyla o sahada, bilmediği sahada, ihtiyacı olan sahada ihtiyacını görmek durumunda kaldığında mutlaka birilerine danışması gerekiyor. Bu hususta Allah-u Teala'nın Kitab-ı Mübin'inde, yani Kur'an-ı Azimüşşan'da Şura isimli bir ayet sure-i cellesi var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 114 sureden bir tanesinin ismi Şura, yani istişareden, içindeki istişare geçen ayetten alıyor ismini bu sure. Allah-u Teala'nın Kitab-ı Kadim'inde bir surenin ismi Şura, yani istişare ile alakalı bir sure bu. Bu kadar mühim. Yani 114 sureden bir tanesi istişare anlamına gelen bir kelimeyle isimlendirilmiş. Nasıl İhlas suresi ismi var. Kul Allahu Ahad diye başladığımız surenin ismi İhlas. İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başladığımız surenin ismi Fatiha. Bir surenin ismi de Şura. Dediğimiz gibi içindeki istişare kelimesinden kaynaklanan bir şekilde buna bu isim verilmiş bu sureye. Rabbül Alemin o surede şöyle buyuruyor mealen 38. ayetinde: İman edip Rablerine tevekkül edenler Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Burada onların işleri aralarında istişare iledir. Bu ayetten yola çıkarak bu sureye Şura ismi verilmiş. Kur'an-ı Azimüşşan'da farklı yerlerde de var istişare konusu. Mesela Ali İmran suresi 159. ayet-i kerime de yine istişare ile alakalı hükümler içeriyor. Yeri geldiğinde inşallah konuşacağız. Efendimiz hadis-i şeriflerinde de bu konu çok sıkça işlenmiş. Hadis-i şeriflerde işlenmekle birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da istişare çok büyük bir yer tutuyor. Bizzat Allah-u Teala tarafından Efendimiz istişareye memur edilmiş. İstişare etmesi emrolunmuş Allah-u Teala tarafından. Niçin? Bizlere örnek olması için. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu durumuyla ilgili kendisinden bir an ayrılmayan, neredeyse hayatı tamamen onun yanında geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz, Efendimizin bu konudaki hassasiyetiyle alakalı olarak şöyle bir ifadede bulunuyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki, dostlarıyla Resulullah'tan daha fazla istişare eden bir kimse görmedim. Onun kadar istişare eden biri daha yok. Aslında Allah Resulü'nün, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istişare ihtiyacı var mıydı? Hayır. Kesinlikle ihtiyacı yoktu. Niçin? Çünkü peygamberlerin sıfatları var biliyorsunuz. Akaid kitaplarında geçer. Peygamberlerin sıfatlarından birisi de fetanettir. Çok üstün zeka sahibi olmalarıdır. Peygamberlerin vasıfları geniş ufuklu, çok geniş ufuklu olmalarıdır. İleriyi görebilmeleridir. Birçok insanın akledemediği şeyi akledebilmeleridir. İnsanların en akıllıları peygamberlerdir. En zekileri peygamberlerdir. Dolayısıyla aslında hiçbir ihtiyacı yok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla istişare etmeye. Bunun ötesinde vahiyle destekleniyor peygamberler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olması, Allah'ın elçisi olması hasebiyle vahiyle destekleniyor. Dolayısıyla Allah-u Teala eğer bir hata yapması söz konusu olursa onu uyarıyor. Ama zekası onun kadar olmayan, vahiy almayan, ufku onun kadar olmayan, görüş açısı onun kadar geniş olmayan, vahiyle desteklenmeyen, onun kadar zeki olmayan, onun kadar akıllı olmayan insanlarla niçin istişare ediyor? Bize örnek olması için. Ümmetine örnek ve rehber olduğu için. Biz öğrenelim diye bu işin ehemmiyetini, ciddiyetini, gerekliliğini, bizim hayatımızın olmazsa olmazlarından biri olduğunu idrak edebilmemiz için
bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapıyor ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın ifadesiyle onun kadar da bu işi yapan yok. Onun kadar istişare eden başka biri daha yok. Neredeyse her konuyu istişare ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Az sonra geleceğiz inşallah. Müşahhas örneklerini paylaşacağız. Dolayısıyla bizim hayatımızda da özellikle, bir parantez içinde söylüyorum, vakıf hizmetinde görev yapan kardeşlerimiz, ki hepimiz vakıf hizmetçisiyiz. Saadetlerin kapısında bir hizmet yapmakla meşgulüz elhamdülillah. Hiçbir şey yapmasak bir çay veriyoruz birbirimize. Birbirimize tebessüm ediyoruz, gülümsüyoruz. Birbirimizle istişare etmemiz lazım. Hele hele vakıftaki görevli kardeşlerimiz, vakıf heyetindeki çay ocağı heyeti olabilir, şube heyeti olabilir, bölge heyeti olabilir. Bu kardeşlerimizin istişare hususuna azami özeni göstermeleri gerekiyor. Hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Niçin? Az önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı. Tabii bunun zahiri birçok sebepleri de var. Yani az önce de ifade etmeye çalıştık. Her konuda uzman değiliz. Dolayısıyla bazı hususlarda, bilmediğimiz hususlarda, ki bilsek bile daha iyisi bilen olabilir. Biliyorsunuz her bilenden daha iyi bir bilen vardır. Bir insan profesör de olsa kendinden daha iyi bilen biri olabilir. Ben çok biliyorum demek, bir kere en baştan hatanın en büyüğünü yapmak demektir. Hiç kimse çok bilmiyor. Hiçbirimiz çok bilmiyoruz. Hepimiz çok az biliyoruz. Musa Aleyhisselam Rabbül Alemine münacatta bulunmuş. Ya Rabbi, benim ilmim ne kadar senin ilmine kıyasla? Önce şöyle soruyor. Ya Rabbi, bana verdiğin ilim bütün insanların ilminden fazla, o dönemdeki İsrailoğullarının ve yeryüzünde yaşayan insanların. Benim ilmimle senin ilminin, bana verdiğin ilmin kıyaslamak mümkün değil ama mutmain olmak için soruyorum. Nasıldır? Rabbül Alemin buyuruyor ki Musa Aleyhisselam'a, şu filan denizin kıyısına git. O denizin kıyısına gittiğinde bir kuş ağzında bir iğneyle geliyor. İğnenin ucunu suya değdirip kalkıp gidiyor. Musa Aleyhisselam bunu görüyor. Musa Aleyhisselam anlıyor ki o iğnenin ucuna bulaşan suyla denizin kıyası nasıldır? Kıyaslanmaz. İğnenin ucunda su mu kalmış? Hafif bir ıslaklık. Bir de iğnenin ucu. Yani şunu demek istiyorum. Bizim ilmimiz, peygamberlerin ilminin yanında yok. Yani ilim diye bir şeyden bahsedemeyiz. Bilgi diye bir şeyden bahsedemeyiz. Bir takım malumatlarımız var. Allah-u Teala lütfetmiş. Bir takım malumatlar elde edinmişiz. Bu da ilim değil birçoğumuzdaki. Bir malumattır. Bununla bir şeyler bildiğimizi sanmak çok büyük bir gaflet olur. Dolayısıyla biz her işimizde istişare etmemiz, danışmamız en doğru, en isabetli, bizim için en güvenli yol olur. Hele hele bu ahiret işi ise, ahiretimizi ilgilendiren, ebedi hayatımızı ilgilendiren bir husussa, kesinlikle ehline sormamız lazım. İşin bir boyutu da işin ehliyle istişare etmek. Oraya da geleceğiz inşallah. İstişare deyince tabii birçok yönü var bunun. İstişare nerede yapılır? İstişare her sahada yapılır. Yapılmayacağı saha yoktur. Az önce konuştuk. Devlet işlerinde istişare olur mu? Olmazsa olmaz. İstişaresiz devlet yönetilmez. Efendim, ailede olur mu? Olmazsa olmaz. Aile nasıl bir müessese? İnsanların tek vücut olduğu, toplumun, insanlığın çekirdeği, tohumu, nüvesi, yani bir toplumu, bir milleti oluşturan en temel birim aile. Şimdi toplumumuzda yanlış bir inanış var, yanlış bir söz var. Bilmiyorum, belki bizim yöreye has bir şeydir. Önemli bir hususta karar veremiyorsan hatununa sor, ne diyorsa tersini yap derler. Doğru isabet etmek için. Hanımlar bu işi bilmez, hiçbir işi bilmez, tutturamazlar. Onlarla istişare olmaz anlamında. Çok yanlış. Son derece yanlış. Neye dayanarak yanlış olduğunu söylüyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında böyle bir şey yok. Tam tersi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aile hayatında da istişare etmiş. Bir örnek, Hudeybiye Anlaşması'nı biliyoruz hepimiz.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çok kısaca geçiyorum. Asıl konumuza daha hızlı intikal edebilmek için. Medine'ye hicretinden sonra ashabıyla birlikte hac yapmak için yola çıktılar. İhramlarını giydiler. Yola çıktılar. Müşrikler bundan telaşlandılar. Buna engel olmak istediler. Fakat savaşmaya da gözleri kesmiyor. Müslümanlar ihramlı ve silahsız. Zorda kalırlarsa tabii ki silahlanacaklar ama müşriklerden bir şahsı gönderiyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir anlaşma yapmak üzere. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çatışmadan yana değil. İşi barışla çözmek ve haccını yapmak, dönmek istiyor. Veya umre, yanlış söylüyor olabilirim. Bu Hudeybiye anlaşmasındaki maddeler, hatırlayacağınız üzere, zahiren ilk görünüşte, ilk bakışta Müslümanların tamamen aleyhine gibi görünüyor. Mesela bir maddesi, o sene Müslümanlar hac yapmadan geri dönecekler. İşte Müslümanlardan Mekke'den Medine'ye kaçan, sığınan olursa, iltica eden olursa geri verilecek. Ama Medine'deki müşriklerden birisi Mekke'ye kaçarsa onlar geri vermeyecekler gibi, zahiren bakıldığında ilk planda Müslümanların aleyhine görünen bir çok madde içeriyor. Ve Müslümanlar başta Hazreti Ömer olmak üzere bundan çok son derece rahatsız oluyorlar. Kabullenemiyorlar yani. Ve bu halet ruhi içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlaşmayı imzalıyor müşriklerle. Tabi sahabe-i kiram çok mahzun oluyor, kederleniyor. Tabiri caizse şok oluyorlar yani. Şoklanmış bir hale geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber gönderiyor. Kurbanlarını kessinler, başlarını tıraş edip ihramdan çıksınlar diye. Fakat sahabe-i kiramın hiçbirinde bir hareket yok. Hiçbirisi sanki bu talimatı duymamış gibi. Hiçbir hareket, kımıldanma yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunların haline şaşırıyor. Annemiz Ümmü Seleme, annemizin yanında, annemiz de o seferdeymiş. Bunlara ne oluyor diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, buyuruyor. Benim buyruğumu dinlemiyorlar. Ya Resulallah, buyuruyor annemiz. İstişare ediyor yani annemizle, Ümmü Seleme annemizle. Bu ashabım neden böyle yapıyor? Sözümü, buyruğumu dinlemiyorlar. Ümmü Seleme annemiz buyuruyor ki, ya Resulallah, siz onların haline aldırış etmeyin. Onlar şu anda mahzunlaştılar. Ne yaptıklarından haberleri yok. Siz buyurun, kurbanınızı kesin, başınızı tıraş edin. Onlar sizi görünce hepsi bu emrinizi yerine getirirler, buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu istişareden annemizin fikrini makul buluyor ve kurbanını kesiyor, saçını tıraş ediyor. Onu gören ashab-ı kiramın hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğunu bir anda yerine getirmeye başlıyorlar. Bu bir istişarenin sonucudur ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annemizle istişare ederek bu uygulamayı yapmış ve olumlu sonucunu hemen görmüştür. Şuraya geliyoruz. Biz aile içinde de istişare etmeliyiz. Ailemizin gidişatını, halini, durumunu, önemli kararlar almak gereken hususlarda aile bireyleri, hatta ve hatta rüşte ermiş, bülü çağına ermemiş bile olsa, temize ermiş, temiz çağına ermiş, diyelim 8-9 yaşında, 10 yaşında çocuklarımızla bile istişare edebiliriz. İnanın onlardan bile bazen öyle güzel fikirler çıkıyor ki Allah'ın lütfuyla biz akledemeyebiliyoruz. O çocuklara en azından fikirlerini, sözlerini dinlemekle, onların fikrini sormakla kişiliklerinin gelişmesine yardımcı oluyoruz. Onların karakterlerinin oturmasına, istişare etmenin ne olduğunu öğrenmesine vesile oluyoruz. Babam benimle istişare etti diye çocuğun kalbine o yerleşiyor, aklına yerleşiyor, şuur altına, bilinç altına yerleşiyor. Annem benimle istişare etti, şu hususta ne yapalım? En basitinden bugün ne yemek yapalım diye bir anne kızına, evladına sorduğunda o kız çocuğu yarın istişarenin gerekli olduğunu, istişarenin hayatın bir parçası olduğunu hiçbir şeye söylemeye gerek duymadan bir hayat tarzı haline getirecektir. Bunu bizler de yapmalıyız. Evimizde de yapmalıyız. Önemli kararlar, ciddi kararların arifesinde olduğumuzda aile meclisini toplamalı ve istişare etmeliyiz. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğu için yaparsak aynı zamanda bir salih amel de işlemiş oluruz.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu büyük sünneti kendisiyle birlikte, kendisinin hayat-ı saadetlerinde, devr-i saadetlerinde olmakla kalmamış ve Hulefai Raşidin'le birlikte ta o zamandan müesseseleşmiş ve İslam toplumlarında, İslam devletlerinde birer müessese haline gelmiş, kurumsallaşmıştır. Bu istişare neticesinde, bu istişare müesseseleri ve bu güzel hasletin İslam toplumunda oturmasının karşılığı Batı'da ise yüzyıllar sonra ancak anlaşılabilmiş. Çok büyük felaketler, çok büyük badireler yaşadıktan sonra istişarenin, meşveretin ne olduğunu yüzyıllar sonra anlayabilmiş Batılılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi sadece ailesiyle değil, az önce de bahsettiğim gibi ashabıyla da istişare etmişler. Onun istişaresi birçok sahada olmuş, savaşlarda olmuş, dünya işlerinde olmuş, işte ağaç ekimine varana kadar olmuş. Yani gündelik ticaret işlere kadar, ticaretle alakalı işlere kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla istişareleri olmuş. Yine Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde Rabbül Alemin mealen şöyle buyuruyor, istişareyle alakalı bir ayet. Sen Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. İş hakkında kendileriyle istişare yap. İşe kararını verdiğin zaman da artık Allah'a güvenip dayan. Hiç şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Şimdi burada bu ayet-i kerime Uhud Savaşı'ndan sonra inzal olmuş. Ayet-i kerimenin nüzul sebebi ise şöyle. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Müslümanlar ciddi sıkıntılar yaşadılar. Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, daha öncesine gidelim. Uhud Savaşı başlangıçta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fikri Medine'de kalıp bir savunma savaşı yapmaktı. Efendimizin görüşü bu yöndeydi. Fakat Bedir Savaşı'na katılamamış veya sonradan Müslüman olmuş genç Müslümanların ısrarı aksi yönde oldu. Ya Resulallah biz çıkalım, meydanda vuruşalım dediler. Medine dışına çıkalım. Burada sayı, istişaredeki sayı yaklaşık eşitti. Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka gerekçelerle de bu istişarenin neticesinde o gençlerin, yani Medine'de savunma savaşı yapmayıp meydan savaşına önerisine uymasının başka farklı sebepleri de vardı. Efendimiz bu hususu değerlendirdi ve Uhud'da savaş yapıldı. Medine'de savunma savaşı yapılmadı. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öncelikle sükût etti bu hususta. Birden kabul etmedi gençlerin fikrini. Fakat gençler ısrar ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sükutunun olumsuz manaya geldiğini belki de anlayamadılar. Normal şartlarda biliyorsunuz büyüklerin ahlakıdır. Bir şey sorduğunuzda sükût ediyorlarsa onu yapmayın demektir. Gavsımızın uygulaması da böyledir. Sultan Hazretleri zamanında da öyle görmüştür. Büyük abilerimiz bilirler, yaşları kendisini görmüş olan abilerimiz. Bir şey sorulunda kurbanım ne emredersiniz bunu yapayım mı dendiğinde eğer cevap vermiyorsa, sükût ediyorsa büyüklerimiz onu yapma anlamına gelir. Niye? Çünkü yapma dediğinde yapılırsa çok büyük bir zarar çıkar ortaya. İşte o genç sahabi efendilerimiz, tabi burada bir takım hikmetler var, bize örnekler var. Haşa onlara kesinlikle kalbimizde en ufak bir olumsuz düşünce geçiremeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bir hikmete binaen onların görüşünü kabul etti. Başka gerekçeleri de vardı, oraya girmiyorum. Ve Uhud'da ciddi zorluklar ve sıkıntılar yaşandı biliyorsunuz. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına uyulmayıp okçuların yerini terk etmesiyle bu sıkıntılar had safhaya ulaştı. Ayet-i Kerime, Ali İmran Suresinin 159. ayet-i kerimesi, az önce mealini paylaştığımız, bu savaştan sonra indi. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kaba, katı yürekli, sert olmadığı için insanların onun çevresinde kaldığını, böyle olmasaydı dağılıp gideceklerini buyurdu. Ve bu kadar badireye rağmen, bu kadar sıkıntıya rağmen Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onlarla istişareye devam et buyurdu. Bakın bu kadar ciddi sıkıntılar yaşandı.
Uhud'da biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile yaralandı. Birçok sahabe-i kiram efendilerimiz şehit oldular. Bütün bu sıkıntılara rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara en ufak bir olumsuz tepki, ben size dememiş miydim, kesinlikle böyle bir ifadesi olmadı. Ve Rabbül Alemin'in emriyle onlarla istişareye devam etti. Onlara güler yüzlülükten, onlara tebessümden, yumuşaklıktan, hilimden en ufak bir eksiklik göstermedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine istişare ile alakalı bu ayeti kerimeyi de paylaştıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini yine paylaşalım. Biliniz ki Allah ve Resulü'nün istişareye ihtiyacı yoktur. Bunu az önce paylaştık. Fakat Allah istişareyi ümmetim için bir rahmet kıldı. Hani en başta dedik ya, biz eksiyiz, noksanız, bilgimiz yetersiz. Bizim için bir ihtiyaçtır. İşte bu istişare Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla bizim için bir rahmet. Bir rahmet vesilesi. Allah-u Teala bize rahmet ediyor yani. İstişareyi emretmekle. Ümmetimden istişare eden kimse doğruya ulaşmaktan mahrum olmaz. Onu terk eden ise hatadan kurtulmaz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir enstantane inşallah bir kesti paylaşalım. Hendek Harbi'nin yapıldığı günlerde Müslümanlar, biliyorsunuz Hendek Harbi de yine bir istişare neticesinde Medine'nin çevresinde hendek kazılması istişare neticesinde çıkmıştı. Bu hendek kazılmıştı. Fakat Müslümanlar çok ciddi sıkıntılar çekiyorlardı. Bütün Araplar birleşmişti. Bir avuç Müslümana karşı. İşte bu esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin birliğini bozmak üzere onlarla işbirliği içinde olan Gafatan kabilesinin reislerini bir anlaşmaya davet etti. Bir anlaşma yapalım dedi. Kendileri anlaşma metinlerini konuştular Efendimiz Aleyhisselam'la. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara dedi ki, siz bu birlikten ayrılın, karşımızdaki cepheden çekilin. Biz size Medine'nin yıllık hurmasının 1/3'ünü verelim. Bunlar da bunu uygun gördüler. Tamam, biz hemen çekiliyoruz dediler. Çekiliriz dediler. Anlaştılar. Söz anlaşma maddeleri yazıldı fakat imzalanmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imzadan önce istişare etti. Kimle? Medine'nin eşrafından Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade ile onları çağırdı huzuruna. Bu iki ashabıyla, Medine'nin ileri gelen eşrafındandı bu büyük sahabiler. Onlarla istişare etti. Onlar dediler ki, ya Resulallah, bu Rabbül Alemin'in vahiy midir? Yoksa sizin bir tercihiniz midir? Eğer vahiy ise başımız üstüne. Sizin tercihinizse başımız yoluna kurban olsun. Ama siz bunu bizi düşünerek mi, biz sıkıntı çekmeyelim diye mi böyle bir anlaşma yapmak istiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, evet, görüyorum ki bütün Araplar size karşı birleşti ve size çok büyük zarar vermek istiyorlar. Ve büyük sıkıntıdasınız. Ben sizin sıkıntınızı hafifletmek, bir nebze de olsa onların birliğini bozmak istiyorum. Sizin görüşünüz nedir diye sordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine onlar dediler ki, ya Resulallah, biz bir zamanlar Allah'a şirk koşardık. Putlara tapardık. Allah'a inanmazdık. O dönemde bile bunlar bize misafir geldiklerinde veya parasıyla satın aldıkları dışında bizden bir tane hurma alamazlardı. Biz şimdi İslam'la şereflendik. Zat-ı alinizle şereflendik. Rabbül Alemin bizi İslam'la destekledi ve sizin zat-ı alinizle destekledi. Eğer siz de uygun görürseniz biz bunlarla böyle bir anlaşma yapmak istemeyiz. Sadece kılıcımızla onların karşısına çıkarız. Bir lokma bir şey vermeyiz onlara dediler. Eğer siz uygun bulursanız. Gayet edeple, gayet anlaşılabilir lisanla meramlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beyan ettiler. Fikirlerini söylediler. Biz müşrikken bile bunlara bir lokma vermedik haksız yere. Allah bunlarla aramızda hüküm verene kadar biz bunlarla çarpışmaya razıyız dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sahabe-i kiramın görüşünü uygun gördü ve anlaşmayı imzalamadı. Onun üzerine
Sad radıyallahu anh anlaşmayı aldı, o maddeyi sildi ve yazdı, elinizden ne geliyorsa yapınız dedi, gönderdi kağıdı geri, anlaşmayı. Yine bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla yaptığı istişareye bir örnek olsun inşallah. İçimizden hangimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emredilen istişare bana gerekmez diyebiliriz? Diyebilir miyiz böyle bir şey? Hangi insan bunu diyebilir? İnsanı bırakın, hangi Müslüman, hiç kimse bunu diyemez. Çünkü biz ne vahiyle destekleniyoruz, ne bir peygamber gibi bir fetanet, zeka sahibiyiz, ne ileri görüşlüyüz, ne de Rabbül Alemin biz hata yaptığımızda hatamızı doğrultuyor. Biz nefsimizle baş başayız. Dolayısıyla biz istişareye muhtacız ve istişare bizim için Rabbül Alemin'in büyük bir rahmeti. Ciddi işlerde tek başına karar vermekten, istediğimiz gibi hareket etmekten kaçınmalıyız. Bu istişarelerde bazı hususlar farz olur. Farz bir konuyu istişare etmek gerekiyorsa, husus, konuşacağımız husus farz bir husussa, istişare etmek de farzdır. İstişare etmemek haram olur. Eğer mevzu olan şey bir faziletse, bir iyilikse, o zaman istişare etmek fazilet olur. Yani istişarenin de çeşitleri var, hükümleri, dereceleri var. Farz olan istişare var, bir de fazilet olan istişare var. Ama hayatımızın her anında istişare var. Bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bununla ilgili hususlar, hükümleri çok iyi bilmemizde fayda var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu uyarısını paylaşalım inşallah. Allah Teala ümmetimi eğri yolda ve bozuk işlerde birleştirmeyecektir. Allah'ın rahmet ve desteği cemaatin üzerindedir. Cemaatten ayrılıp tek başına kalan ateştedir. Ne alakası var istişareyle? Çok alakası var. Cemaat demek istişare demektir. Cemaatten ayrı kalan ateştedir buyuruyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cemaatten ayrı kalan kiminle istişare edecek? Yoldan rastgele geçen birini mi çevirecek? Hiç tanımadığı birine mi soracak? Şu hususta ne yapayım, ne dersin diye. Cemaatte her yönüyle rahmet var. Yani istişare açısından da cemaat olmadan olmaz. Bu da işin farklı bir boyutu. Şu halde rahmet cemaatte doğruya isabet ise istişarededir. Özellikle eğer bir idareci konumundaysanız, bir sorumluluğunuz varsa, ki birçoğumuz aile reisiyiz, bir sorumluluğunuz var, istişare bizim olmazsa olmazımızdır. Peki istişare ile ilgili ölçüler nelerdir? İstişarede esas saygıdır, sevgidir, hürmettir, karşısındakini kendinden iyi bilmektir. Ki zaten sofiliğin de temel adaplarından biridir. Nefsini herkesten aşağı görmek. Tabii bu zillet anlamında değil, bildiğini de bilmiyorum diye saklamak anlamında değil, böyle de anlaşılmasın. Ben tevazu yapacağım diye de bildiğini de söylememek ayrı bir yanlış olur. Bir istişare varsa bilen bildiğini bildiği kadarıyla paylaşması vazifedir. Bir sorumluluktur. Kendisine danışılan kimse de bildiği doğruyu gizlememelidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde bu konuyla ilgili buyruğu şöyle: kendisiyle istişare edilen kimse emin kabul edilen biridir. Yani birisi, bir arkadaşımız, bir dostumuz bize gelip bir hususta istişare etmek istediğini beyan ettiyse, o bize güveniyor demektir. Ve onun gözünde biz güvenilir, emin bir kimseyiz demektir. Çünkü istişare emin kişiyle yapılır. İstişare edilen kişilerin vasıflarını daha sonra paylaşacağız. En önemli vasıflardan birisi de istişare edilen kişinin emin olmasıdır. Tabii birçok vasıf gerekiyor. İşte konuda bilgili olmalı, tecrübeli olmalı vesaire. En önemli husus ise emin olması, güvenilir olmasıdır. Sonuç olarak istişare Rabbül Alemin'in emrine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaktır. Hakkı ve doğruyu bulmada en garantili ve en kestirme yoldur. Yine istişare ile alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini paylaşalım inşallah. İdarecilerinizin en hayırlıları, idarecileriniz en hayırlılarınız. Yani sizi yönetenler en hayırlılarınız ise içinizdeki. Zenginleriniz en cömertleriniz ise,
ve işlerinizi de istişareyle yürütüyorsanız sizin için yerin üstü yerin altından hayırlıdır. İdarecileriniz sizin içinizde en hayırlı olanlarsa, zenginleriniz içinizde en cömert olanlarsa, işinizi de istişareyle yapıyorsanız yerin üstü yerin altından sizin için hayırlıdır. Yaşamak daha hayırlıdır yani ölmekten. Öyle bir ortamda. Eğer tersi varsa idarecileriniz en kötüleriniz. Zenginleriniz en cimrileriniz olduğu ve işleriniz de istişare edilmeden yapıldığı zaman sizin için yerin altı yerin üstünden hayırlıdır. Yani ölmeniz daha hayırlıdır yaşamaktan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Peki istişareyi konuştuk. Hangi konularda istişare yapılabilir? Bunu konuşalım. Her konuda istişare yapılabilir mi? Hayır. Hakkında kesin bağlayıcı hüküm olan. Ne demek kesin bağlayıcı hüküm? Bizi ne bağlar? Kur'an bağlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, buyrukları bağlar. Bir de bir mürşide intisap etmiş kişiler olarak mürşidin talimatı bağlar. Kesin, bağlayıcı bir hüküm deyince ne gelebilir aklımıza? Mesela namaz kılmak hususu istişare edilebilir mi? Böyle bir istişare olabilir mi? Namazı 6 vakit kılalım gibi. Arkadaşlar istişare yapalım da namazı bugün 4 vakit kılalım. Olabilir mi? Öyle bir istişare olabilir mi? Olamaz. Ya biz çok muhabbetliyiz. Bugün 6 vakit kılalım. Bir vakit de biz ekleyelim. Olabilir mi? Olamaz. Neden? Bu hükümle sabitlenmiş, Rabbül Alemin'in hükmüyle hükme bağlanmış, bağlayıcı bir hüküm, farz bir hüküm. Dolayısıyla bu konuda artık istişare falan olamaz. Haram olan bir şey istişareyle değişir mi? Haşa. İçki haramdır, istişarelik bir şey yoktur. Hırsızlık haramdır, kumar haramdır vesaire. Dolayısıyla hükme bağlanmıştan kastımız bu. Allah'ın Celle Celaluhu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat sünnetiyle ve talimatıyla hükme bağlanmış, haramlığı, helalliği tasnif edilmiş, ayan beyan olan hususlarda istişare olamaz. İstişare esnasında ısrarcı olmamalıyız. Bazı konularda ise eğer çok iyi bildiğimiz, çok emin olduğumuz bir konu varsa, istişare bitmiş bile olsa, o esnada, istişare esnasında fikrimizi beyan edemediysek, meramımızı anlatamadıysak, dahi sonradan da olsa işin doğrusunu anlatmakla mükellefiz. Öyle bir konu konuşuyoruz ki, konu konuşuldu, biz meramımızı anlatamadık. İfade edemedik, sıra gelmedi, anlaşılmadı bizim söylediğimiz her ne sebeple olursa olsun ve yanlış karar çıktı. Çok iyi biliyoruz. Böyle yapılırsa bir yanlış olacak. Dolayısıyla bundan eminsek, istişare bitmiş bile olsa bunu tekrar o işin sorumlusuna iletmek bizim vazifemizdir. Eminsek, %100 eminsek, hiçbir kuşkumuz yoksa. Bunun örneği ne? Hani Hendek Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşmayı yazdılar. Yazdırdı anlaşmayı. Katafanlarla prensip olarak anlaştılar. Tamam böyle bir anlaşma imzalayabiliriz dediler. Siz bizim karşımızdaki cepheden ayrılın. Biz de size şu kadar hurma verelim diye anlaşıldı. Ama daha imzalanmamıştı. Ne oldu? İki sahabe-i kiram efendimizin istişaresiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra fikrini değiştirdi. Anlaşmayı imzalamadı. Yani konuşulmuş bile olsa eğer eminsek, bu da bize onun delilidir bu hadis-i şerifte, aynı zamanda biz fikrimizi doğru olanı söylemekle mükellefiz. Oradaki o sahabe-i kiram efendilerimiz Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dururken bize söz mü düşer deyip böyle yapsalardı ne olurdu? Allah'ın Resulü karşımızda. O bir karara varmış, bir anlaşmaya varmış, prensip olarak imzalamasa bile, henüz imzalamamış ama anlaşmış adamlarla bize laf mı düşer deyip böyle boynunu bükselerdi, farklı bir sonuç çıkacaktı. Ama öyle yapmadılar. Edebiyle, adabıyla, usulüyle, saygıda en ufak bir kusur etmeden, ya Resulallah, Allah bizi seninle şereflendirdi, bizi İslam'la şereflendirdi. Buna rağmen biz onlara niçin hurma veriyoruz? Allah bizi destekliyor, sen bizim yanımızdasın.
biz onlara hurma vermeyelim, biz savaşalım dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygun gördü. Ve Hendek'te perişan olup gittiler müşrikler. Perişan oldular. Dolayısıyla istişare bitmiş bile olsa bir konuda eminsek bu fikrimizi mutlaka beyan etmemiz gerekiyor. Tabi burada ince noktalar, ince çizgiler var. Aralarını çok iyi ayırt etmek lazım. Ne kadar bildiğimizden de emin olmamız lazım. Yani yarım yamalak bildiğimiz bir şey de kendimizi çok iyi biliyor sanırsak orada da gaf yapmış oluruz. Tabi her şeye rağmen ne kadar istişare de yapılsa, bir insan zahiren bazı hususlarda çok uzman da olsa, işin profesörü de olsa, istişareden çıkan netice her zaman istenen neticeyi vermeyebilir. Neticede bir kader çizgisi vardır. Allah-u Teala'nın yazdığı bir yazgı vardır. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım, ne kadar istişare edersek edelim, sonuç bizim istediğimiz gibi olmayabilir. Bu da nedir? Mümine düşen tedbir alıp, istişare edip gerisini Allah'ın takdirine bırakmaktır. Hani imanın altı şartı var ya, bir tanesi de kadere iman mı? Biz kadere iman ettik elhamdülillah. Rabbül Alemin bunu böyle yazmış. Biz ne yaparsak yapalım, bu böyle olacak. Biz ne olacağını bilmiyoruz. Bilmediğimize göre bize düşen Allah'ın emrine, Efendimizin sünnetine uyup istişare edip en doğru kararı vermeye çalışmak. Gerisi Allah'ın işi. Hani ayeti kerimede buyuruyor ya Allah-u Teala. İşte kararını verdiğin zaman da artık Allah'a güvenip dayan. İstişare ettin, kararını verdin, artık Allah'a dayan. Hiç şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Yani böyle yapmakla Allah-u Teala'ya kendimizi sevdirmiş de oluruz. Kadere rıza göstermekle. Şura kararı, yani istişareyle alınan karar, işte istişarenin edeplerini konuşuyorduk. Herkesi bağlar kurban. Bir istişare yapıldı, bir karar alındı. Bu karar alınma safhasında farklı fikirler konuşuldu. Bazıları bazı fikirlere muhalefet etti. İşte sosyalci dedi ki, başkanım bu işi böyle yapmayalım da böyle yapalım. Benim fikrim bu yönde. Ama eğitimcinin fikri kabul edildi. Örnek, bunlar hep farz-ı muhal söylüyorum. Ve istişare sonunda kermesçinin fikri kabul gördü. Ve o uygulandı. İstişare bitti. Bu karar kimin kararı? Bütün heyetin kararı. Sosyalcinin de kararı, eğitimcinin de kararı, kermesçinin de. Heyette veya istişarede kim varsa, ben sosyalci falan diyorum, daha rahat anlayabilelim diye. O istişareden bir karar alındı ve kabul edildiyse artık hepimizin kararıdır o. Ben farklı bir fikir beyan etmiştim. Ya bu benim kararım değil diyemeyiz. Diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Biraz sonra onun da tehlikesine geleceğiz inşallah. Böyle bir olay da yaşanmış. Tehlikeli bir olay. Şimdilik o kadar söyleyeyim. Birazdan örneğini de paylaşacağım inşallah. Ayrıca istişarede yanılgı olabileceğini konuşmuştuk. İstişarede yanılındı diye istişare terk edilmez. İstişarede istenen sonuç alınamadı diye bu fikri beyan edenin istişaresine tekrar başvurmamak olmaz. Biliyorsunuz Uhud'da da gençlerin fikriyle Uhud'a çıkıldı, Medine'den çıkıldı. Ama Allah-u Teala buyurdu ki onlarla istişare et. İstişareye devam et. Yani ben istişarede bir yanlış karar verdim. Yaptığımız uygulamada benim fikrimin yanlış olduğu ortaya çıktı. İsabetli bir sonuca varamadık. Bir daha benimle istişare edilmesin diye bir şey yok. İstişareye devam. Hani dedik ya, hele bir yapsın da görelim, bak benim fikrimi dinlemediler konusu. Böyle bir ifade bir Müslümandan sadır olmaması lazım. İçinden bile geçmemesi lazım. Örneği şu. Yine Uhud Savaşı, istişarede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görüşünün dışında bir görüş benimsendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den dışarı çıktı. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey hiç kimse secde etmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayet indi biliyorsunuz. Ali İmran Suresi 159. ayeti. Onlarla istişare et, onlarla yumuşak davrandığın için etrafından dağılmadılar gibi Efendimiz'i tebşir eden bir ayet indi. Bir tek eleştiren sadece Abdullah bin Übey oldu. Münafıkların reisi. Çok tehlikeli bir haslettir yani. İstişareden çıkan sonucu hele bir yapsınlar da görelim başlarına gelecek
içimizden bile geçirmememiz lazım. Allah muhafaza. Allah-u Teala emrine imtisalen, her emrine imtisalen o buyrukları yerine getirmeyi, tutmayı, istişare buyruğunu hayatımızın olmazsa olmazı haline getirmeyi, Efendimizin sünnetini hayatımızın olmazsa olmazı haline getirmeyi, yine Sadat-ı Kiram'ın emirleri doğrultusunda her işimizi istişareyle ve istişarenin adabına uygun şekilde yapmayı, gerçekten ehliyle yapmayı bize nasip eylesin inşallah. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.